İyi akşamlar. 28 Nisan Cuma, Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Seçime yaklaşıyoruz. Seçime yaklaştıkça siyasette gerilim artıyor. Karşılıklı açıklamalar var, mitingler var. Hepsini ekrana getireceğiz. Ama biliyorsunuz Ana Haber'de hemen her akşam ekrana getirdiğimiz bir başka olay var. Dünyanın gözü kulağı nerede? Sudan'da. Sudan'daki çatışmalar nedeniyle bölgedeki Türklerin tahliyesi de devam ediyor bu arada. Milli Savunma Bakanlığı tahliye için Vadi Saidna'ya giden C-130 tipi uçağa hafif silahlarla ateş açıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır ifadeleri kullanıldı. Şu anda ki bizler Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Türk devleti olarak hiçbir Türk vatandaşımızı uzak bir ülkede çatışma içinde bırakmadık ve bırakmayacağız. Bizler her zaman görevimizin başındayız. Şimdiden sizlere hayırlı uçuşlar diliyorum. Sudan'daki Türkleri tahliye için gönderilen uçağa ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı saldırıda yaralanan olmadığını açıkladı. Sudan'da gruplar arasında bir çatışma söz konusu. Sudan'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi gündeme geldi. Bu hava aracını buraya tahsis etmiş bulunuyoruz. Bunlardan emniyetli bir şekilde görevleri yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın işbirliğiyle Sudan'daki Türklerin tahliyesi için harekete geçildi. Bölgeye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi uçağa hafif silahlarla ateş açıldı. 3 C-130 uçağımız. Bunlar Vadi Saidna dediğimiz, burada Hartum'un 25 kilometre hemen kuzeyinde olan alanda 200 ön vatandaşımız olduğu bilgisi var bizde. Bir kısım personelimizin, vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti fakat hala ihtiyacımız olan konular, yerler var. Diğer taraftan da 2 A400M uçağımızı Port Sudan'a indirdik. Ülkedeki iç çatışmanın ortasında kalan binlerce Türk'ü Sudan'daki cehennemden kurtarmak için Türk Silahlı Kuvvetleri bir operasyon düzenledi. 5 tahliye uçağı Sudan'a gönderildi. Türk Hava Yolları'nın personeline çok teşekkür ediyorum. Vatanımıza gelir miyiz? Bir daha gelebilir miyiz? Hava sahası kapalı olduğu için Sudan'dan otobüslerle Etiyopya'ya gönderilen Türkler gece Türk Hava Yolları'nın uçaklarıyla İstanbul'a getirildi. İlk uçakla 176, ikinci uçakla 305, üçüncü uçakla ise 203 kişi yurda döndü. Çatışmanın 13. gününde 170 Türk vatandaşı Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan A400M tipi askeri kargo uçağı ise İstanbul Havalimanı'na getirildi. 4 saat 10 dakikalık yolculuktan önce ise duygu dolu anlar yaşandı. Şu andaki bizler Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Türk devleti olarak hiçbir Türk vatandaşımızı uzak bir ülkede çatışma içinde bırakmadık ve bırakmayacağız. Bizler her zaman görevimizin başındayız. Şimdiden sizlere hayırlı uçuşlar diliyorum. Tahliyeler devam ederken Sudan'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağımız bir saldırıya maruz kaldı. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Vadi Saidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır. Alınan önlemlerle Sudan'daki Türkler güvenli bir şekilde tahliye edildi ve Türkiye'ye getirildi.